Evet, merhabalar. Bugünkü videomuzda tabii yapacağımız şey şu olacak. En başta da gördüğünüz neon text, neon light pardon, efekti diye geçiyor gördüğünüz üzere. Şimdi tabii neon light efektini Photoshop Tutorials by Layer Life ki videosunu da beğenelim sizlerle birlikte görüyorsunuz. Oldukça başarılı bir video. Bu resmi videosunun altından temin edebilirsiniz. Ben de bu videonun linkini zaten benim videonun altına atacağım. Buradan temin edebilirsiniz. Bu Photoshop Tutorials by Layer Life'ın sayfasından. Bakın bende de aynı resim. Tabii aynı resim derken o bayağı bir resim üzerinde oynuyor. Ben de şimdi sizlerle birlikte oynayacağım bu resim üzerinde. Öncelikli olarak şurada büyüteçimize basalım ve Fit Screen diyelim. Ve daha sonra Crop diyelim. Crop kısmına geldiğimizde 1920'ye 1080 olarak alalım bunu ve okeyleyelim. Okey dedikten sonra yavaş yavaş da işlerimize başlayalım. Birinci yapacağımız şey hemen Hue ve Saturation eklemek olacak. Şöyle diyelim, -25 Saturation ekleyeceğim. Farkı nedir derseniz şöyle bakın, bir yeşillik var, bakın aşırı renklerdeki patlamayı aldı gördüğünüz üzere. Ve tekrar bir layer daha ekliyorum. Bu da Photo Filter olarak ekleyeceğim. Photo Filter'da seçeceğim şu olacak, Cooling Filter 82 olacak. Renk olarak da bakın 00B5FF olarak ve bunu da %100 olarak seçtikten sonra bunun opasitesini %90'a düşüreceğiz. Bu ne yaptı derseniz işte bakın bunu yapıyor gördüğünüz gibi. Yani aslında gece moduna hazırlıyoruz şu anda diyelim resmimizi. Solid Color, siyah, simsiyah, böyle zifiri karanlık bir siyah seçiyoruz ve bunun da opasitesini %70'e indiriyoruz. Şeklimiz yavaş yavaş zaten ortaya çıkmaya başladı. Ve son bir layer'da Gradient Map değil, Gradient ekliyoruz. Ve burada Gradient'ın şu gördüğünüz Gradient Type'ın Foreground to Transparent, yani transparan kısmı olduğuna dikkat ediyoruz. Radial diyoruz. Buraya 0 diyoruz. Ve buraya 300, %300 vereceğiz. Tabi Reverse diyeceğiz. Ve bu şekilde resmimiz artık işlenmeye hazır hale gelecek. Şimdi yapacağımız şey, öncelikli olarak yeni layer, bu layer'a main ismini veriyoruz. Ana layer, ana layer'ımız bu olacak, ana katmanımız bu olacak, çalışacağımız katman. Bunun için şimdi burada şekil çizeceğiz ama bunu çizmeden önce şu brush settings'e gelelim. Öncelikli olarak rengi beyaza çevirelim, arkasından brush'a tıklayalım. Ve brush olarak şöyle 5 piksellik bir brush seçeceğiz. Opasitesi %100 vesaire, burada gördüğünüz özelliklerde. Ve yapacağım şey şu. Şuradan çıkacağım. Şöyle bir şey seçeceğim ama Shift'e basılı tutarak böyle bir pen tool ile seçim yapacağım. Şimdi şöyle bakın, pen tool'a tıkladım. Shift'e basıyorum. Şuradan ilk şeyi kaldırdım. Şöyle yukarılara getirdim. Daha sonra herhalde bunun düşey noktası şuralarda falan olacak diye düşünüyorum. O yüzden geliyorum. Şuralarda yine tıklıyorum ve daha sonra düşey noktasına şöyle iniyorum. Biraz çimlere geldi, sorun değil. Ve parmağımı da Shift'ten çekiyorum. Bu şekilde bu çizme işlemini tamamlıyorum. Sağ klik yapıyorum üzerinde. Stroke Path. İşte burada brush demin ayarladık. İşte 5 piksel beyaz olacak diye. Bu yüzden ayarladık bunu da. Ve şimdi de yine sağ klik yapıyoruz. Delete Path dediğimiz zaman işte bu beyaz çizgimiz, beyaz çizgimiz çıkmış oluyor gördüğünüz üzere. Şimdi bu main layer'ı Ctrl J ile duplicate yapalım. Ve bunu duplicate yaptıktan sonra buna bir isim verelim. İsmi inner olsun, içsel. Biraz sonra outglow vereceğiz çünkü. Daha doğrusu buna vermeyeceğiz ama filter blur, Gaussian Blur ve 3 seviyesinde bir Gaussian Blur verdik. Çok belli olmasa da bakın arada farkı görüyorsunuz, Gaussian Blur'ın farkını. Tekrar main'e geliyoruz ve main'de şimdi buradan geliyoruz. Outer Glow'u seçiyoruz. Outer Glow'da bakın ayarlar. Screen modunda kırmızının kırmızısı full kırmızı.
FF işte FF 0000 diye 4 tane 0. Şu çok önemli, bakın şuradan geliyorsunuz ikinci, birincisini değil görüyorsunuz zaten farkı, ikinci preseti seçiyorsunuz. Softer 0 15 %90 okey. Ve tabii biz bunu yapmak suretiyle artık şeklimizin neon tekstini yavaş yavaş vermeye başladık. Inner var, ne eksik? Outer eksik. Yani dışsal olanı. Ctrl J yapıyorum ve dış olanını şimdi çiziyorum. Outer dedim buna da. Ve yine buna geliyorum. Filter diyorum. Filter'dan aslında şurada Gaussian Blur son kullandığımız efekt olduğu için kısa yolda var ama gene %3 uygulayacak. O yüzden Blur diyeceğiz. Şuradan Gaussian Blur'a geleceğiz. Ve bunu 15 piksel olarak biz de uygulayalım. Bu ne yaptı? Bakın görüyorsunuz. Aradaki farkları zaten sizlere böyle zaman zaman aklıma geldikçe diyeyim göstermeye çalışacağım. Bir sonraki aşamamız nedir? Bunların alt ışığının yansımasını seçelim. Brush tool'umuzu alıyoruz ve brush tool'umuzu şöyle 200 piksel seviyesine getiriyoruz. Ve bunu okeyledikten sonra, daha doğrusu şöyle yapınca kendisi otomatik okeyleyecek. Brush da zaten cancel diyeyim. Bakın brush da 200 ve buradan geliyorum. Şimdi renk olarak yine bizim şu cart kırmızımızı seçelim. Aynı kırmızıyı seçiyoruz ve şöyle bakın, şöyle bir yere bir tık attım. Bu olmamış. Bunu bu şekilde istemiyoruz. Aslında bu tabii outer üzerinde değil. Ondan dolayı hatamız. Yeni layer diyeceğiz. Yeni layer. Şuraya bottom ismini vereceğiz. Ondan dolayı böyle bir hata yaptı. İşte şimdi bakın zaten brush ayarlarını yaptık. Şuraya şöyle tıklıyorum. Tek bir tık bakın. Ve bu tıkla geliyorum şimdi. Bunun üzerinde tıkla. Ctrl T'ye basıyorum. Transform ayarları. Bakın şöyle çekip getirirseniz istediğimiz şekilde olmuyor. Nasıl istediğimiz şekilde çekeceğiz? Shift'e getireceğim. Şöyle sadece dikeyde ben bunu şöyle sadece şunun ayağı yapacağım. Ayağının altındaki ışık yapacağım. Şöyle oklarla şimdi aşağıya çekiyorum. Sağda çekiyorum şöyle tam şu beyaz çizgileri align ediyorum birbirlerine. Bu şekilde tamamlıyorum. Batım şeyi bacağını. Gelelim bu batıma tıklı. Ctrl J diyorum. Yine Ctrl T diyorum. Ve geliyorum bunu diğer tarafa çekiyorum. Böylece ikinci bacağı yapıyorum. İkinci bacak biraz daha uzun olmuş şeyde. Fark etmez. Hani biz bu bir eğitim videosu nasıl olsa zaten hani bir yere bir şey yapmıyoruz. Yine tekrar Ctrl T diyelim. Biraz daha aşağı çekelim. Şimdi oldu gördüğüm kadarıyla. Evet, bu iki alt şeyi de yerleştirdikten sonra ikisini birden seçiyoruz ve bunu Screen moduna getirtip opasitesini %50'ye çekiyoruz. Ne oluyor böylece? Gördüğünüz üzere artık hani şey olarak, ay pardon, şöyle, ay gene pardon, biz şuna tıklayalım da, şöyle ikisi de artık hani Transparent modda daha zevkli görülecek bir hale geldi bizim açımızdan. Şimdi tabii bu ışığın yansımalarını yapmak istiyoruz. Bu ışığın yansımalarını nasıl yapacağız derseniz, öncelikli olarak geliyoruz buradan bir gradient map. Bu sefer gradient değil, gradient map seçiyoruz. Bunu tıklıyoruz ve şurada tıkladıktan sonra şuraya location'la 50 yazıyoruz. Böylece bunu bakın ortaya getiriyoruz. Ve bunu bizim şu meşhur cart kırmızımıza getirelim. İkinci olarak da bu birincisine tıklıyorum ve bunu da şöyle şuralarda oldukça koyu bir şekle çekmek istiyorum. Orijinalinde 18 bine, 180 bine çekmiş. Ben de 180 binlere, 190 bin oldu. Ben de 180 bine çekeyim. Bir ayrı gayrı olmasın diyelim şöyle. Şöyle bunu çekelim 180 bine ve şu modda olması önemli. Bakın bunu seçmeniz gerekiyor. Sonra bu ayarları yapmanız gerekiyor. Ve bu tabi yaptıktan sonra bu ayarları geliyoruz Image Adjustment. Bakın şu seçili olacak, şu mask seçili olacak. O çok önemli. Invert diyoruz. Bu şimdi bize ne sağladı? Bakın siyah bir maske açtı. Bu siyah maskede bizim beyaz ile boyadığımız yerler demin gördüğümüz kırmızı rengi yapacak. Nasıl ki, buyurun şöyle gelelim. Bu beyazı seçtik şu anda. Beyaz seçili, rengimiz beyaz olacak.
Brush tool'a geleceğiz. Bunu şöyle 300'de tutalım. Ve şuradan şöylece nasıl bir tarama yapacağımızı önce planlayalım. Şöyle gelelim. Şöyle bir tarama yapalım. Şu şekilde bir tarama uygun göründü. Biraz daha şöyle. Böyle bence uygun göründü. Yani bilmiyorum, bana mantıklı geldi böyle. Videodayken tabii hani illa bu doğru bu yanlış diyemiyorsunuz. Bana mantıklı geldi bu hali. Tabii bu hali oldukça çiğ oluyor. Bunu ne yapacağız peki? Filter, yine blur, yine go, hop, pardon, cancel, filter, blur, yine Gaussian Blur'ı seçeceğiz. Bu sefer tabi yüksek bir Gaussian Blur vereceğiz. Gördüğünüz üzere %100 oldukça bizim işimizi görüyor. Biraz da opasitesini düşürelim. Oldukça şey görünüyor. %70. Bakın şimdi çok gerçekçi bir görüntüye kavuştu. Şurayı şöyle biraz daha boyayabiliriz. Bakın daha şey olsun diye, yayılsın diye. Ne bileyim, hani beğenmediğiniz yer var ise, mesela şu tepeden bazı biraz taştı zannedersem, o kırmızılıkları şöyle siyah ile silebiliriz. Mesela göstereyim şöyle, bakın siyah ile şöyle düzeltebilirsiniz. Fazla seçtiğiniz yerleri azaltabilirsiniz. Böyle bir faydası oluyor. Şimdi bir de şu asıl ışığın düştüğü yerlerde şöyle bir parlaklık edinmek istiyorum. Bunu da nasıl edineceğiz? Brightness ve Contrast'a geliyoruz. Buraya 150 diyorum. Buraya da 70 diyorum. Ve şu maske, bakın yine seçiliyken yine geliyorum. Layer, pardon, Image Adjustment Invert diyorum. Ve bu sefer de şunun ucunu 100'e düşürüyorum. Çünkü küçük bir noktayı taramak istiyorum. Tamam, şunun düştüğü yeri şöyle taramak istiyorum. Şuradan şöyle ilk vurduğu yer diyelim, şu şekilde. Şöyle bir tarama olsun. Yine burada da böyle bir tarama olsun. Hatta şöyle isterseniz altından da geçirebilirsiniz. Sonuçta bu ışık kendi altına da vuruyor. Diyelim şöyle biraz da genişleterek bir tarama yapabiliriz. Deyip yine aynı işlemleri yapalım. Ne yapacağız? Filter, Blur, Gaussian Blur diyelim. Yine %100'e getirelim. Hani bu ayarlar sayesinde biz istediğimiz şeye çekiyoruz. Opasitesini de 70'e getirelim. Hani beğenmediğiniz daha şey falan varsa alırsınız. Biraz da nasıl diyeyim size, hani böyle siyah ile alırsınız. Mesela şurası olmamış dersiniz. Şurayı şöyle alırsınız vesaire gibi birçok opsiyonunuz var bunu yaparken. Daha az vursun istiyorum bu Gaussian Blur derseniz gibi. Bir sürü opsiyonlarınız var. Hani biz bir çekirdek yapıyoruz aslında. Bunun içini doldurmak size düşüyor diyelim. Bakın şöyle ben daha azalttım bu Gaussian Blur kısmını, farkındaysanız. Daha geriye doğru bir gölgelendirme yaptım. Arkaya doğru da böyle kademeli bir şeye aldı Gaussian Blur sayesinde, gördüğünüz üzere. Şimdi bunu alıyoruz. Bottom copy ve main copy, bunların hepsini alıyoruz. Ctrl G'ye basıp grup diyoruz. Ben bu grubun ismine de Neon ismini veriyorum. Şimdi bu renkleri değiştireceğim. Ben bunu beğenmedim. Ben daha farklı uygulamak istiyorum. Farklı renkler. Daha sonra böyle bir şey derseniz geliyorsunuz. Bu Neon tıklayken Hue Saturation. Ve Hue Saturation'da şurada değerleri oynarken bakın. Şimdi burada bir trick var. Bu trick nedir? Ben burada bir değişiklik yaptığım zaman hepsine yansıyor. Hepsine yansımasını engellemek için şuna tıklarsınız. Görüyorsunuz, sadece bizim şu barımıza geliyor. Ha, diğerlerini nasıl peki düzelteceksiniz? O zaman yine burada Brightness Contrast, daha da şurada Gradient Ramp'a gelirsiniz. Gradient Ramp'ta şurada kırmızı hep seçtik bakın. Bu sefer şuna yakın bir renk hangisiymiş? O da şuralarda bir renk. Bunu okeylersiniz. Bu tamam dersiniz. İşte gördüğünüz üzere bu şekilde tamamlamış olursunuz. Yine burada Brightness Contrast kısmında bu kırmızı renk şeyini düzeltebilirsiniz. Buradan bakın gelirsiniz. Şurada görüyorsunuz. Bunu seçersiniz. Dediğim gibi opsiyonlarınızı buna göre düzenlersiniz.
Evet, bu videomuz da bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım sizler için öğretici bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum.